Evdəkilər salam, sizi sərhəddən kənar Rusiyanın paytaxtı Moskvadan salamlayır. Qısa bir zamanda mahnıları, səmimiyyəti və öz istiqanlılığı ilə qəlbimizə yol tapan Adil Qaracanın qonağı olacaq bugün. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli evdəkilərə salam verilişinin tamaşaçıları. Bugünləri mən sizi Azərbaycandan yox, Rusiyanın Moskva şəhərindən salamlayıram. Moskvada bizi kimlər qarşılayacaq, nələr baş verəcək? Moskvanı qarış-qarış, amma-an çəkib siz tamaşaçılara təqdim edəcək. Görək, ilk qarşılayacaq sənətçi bizi kim olacaq? Getdik bir yerdə. Artıq ilk bizi qarşılayacaq sənətçimiz Adil Qaraca burada. Hoş gəldin Adil. Hoş gəldiniz. Necəsən? Valla donmaq üzərəyim. Moskovada yaşıyoruz amma burası çox soğuk. Amma biz gəldik sənin yanına. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz, hoş gəldiniz. Biz yaxşıyıq, yaxşıyıq. Belə deyək. Abi, məncə heç artistliyə gərək yox. Lucia şapka, hadi var, şapkamı takayım. Adil, necəsən? Sağ olun, siz nasılsınız, iyi misiniz? Biz gözəl. Hoş yani geldiniz. Biz düşündük ki, gedək bir Adili Moskvadan çəkək, bir hoş Moskvadan geldiniz. Evdəkilərə salam deyək. Az sonra, az sonra. Az sonra. Az sonra. Adil, işlər necədir? Neyinirsiniz? Vəziyyət necədir? Hər şey çox güzel. Bu ara, yani durgunluk demeyelim, hastalık biliyorsunuz bir pik yapıyor, bir düşüyor, onunla kaynaklı. Ama her şey çok yolunda. Yani 2022 maşallah süper gidiyor. Çok güzel şarkılarım çıkıyor, klipler hazır, düetler var. İnşallah başka ülkeden. Bakalım, bugün hepsini size konuşacağım. Darıktığım bir nefer var adı kalbimde. Biz bu günləri Moskvada qonağıq, Adilin qonağıyıq. Bu günləri Adillə maraqlı söhbətlərimiz davam edəcək. Hava soyuq, qarşılanma isti. Elə bu isti münasibətə görədir ki, havanın soyuqluğu şəhər gəzməyimizə əngəl ola bilmədi. Mikrofonumuzu əlimizə alıb, Adil bəyin bələdçiliyi ilə başlayırıq gəzintimizə. Hazır olun, qədim şəhərin maraqlı inanclarından tutmuş, gözəl və maraqlı məkanlarına qədər bizimlə bərabər siz də görəcəksiniz. Bir dilək tutuyorsun, parayı böyle arkana alıyorsun. Aha. Var mı? Var, var. Arzu tuturam, Adil dediği kimi, bu qəhbiyi atıram. Öyle. Necə düşdü Adil? Güzel, güzel, normal. Görüyorsunuz böyle. Aslında yazın bunlar burada olmuyor. Kışları oluyorlar. Aha. Küçük bu, hediyelik dükkanlar, matruşka diyorlar işte. Rusya'ya məxsus xüsusi aynen. Atributlar var. Xüsusi turistler için. Yani götürüp dolabınızın işte dolap şeyleri oluyor böyle. Aha. Bu tarz şeyler. Bunu ben size hediye ediyorum. Ay, evinizin bir köşesine götürürsünüz. Adil'den bize Moskva'dan hediye var. Ürəyi geniş, əli açıq olan Adil bəy ard-arda hədiyə alınca bu hədiyələrin qiymətində ortaq nəticəyə gəlməyi bacarır. Nə deyək Adil bəy, maşallah olsun, hər sahədə bacarılısınız. Bu yerdə bir məqamı mütləq deməliyik. Hər zaman ekranın arxa planında qalan, amma verilişin ən böyük yükünü və ağırlığını çiyinlərində daşıyan operatorumuza qarşı Adil bəyin diqqəti də gözümüzdən qaçmadı. Artıq Adil alışveriş endirimləri də edirdi Moskvada. Adam 1500 rublə dedi bir tanesine. Biz iki tanesinden 1000 rublə
indirim yaptı bize. Karaçı 1000 ruble cepte ya, gider bir çay içeriz. Adil çok sağ ol, payın çok olsun. Eyvallah. Yusufcuğum bu da senin. Al kardeşim. Bırakıyorum buraya, alırsın. Hele hediyen işte bir hediye. Çok maraklı. Ama onu ver sarsın. Aha. Sarsın onu. Güzel ama değil mi? Çok güzel. Miau, çok beğendim. Miau, miau. Adil Moskova'ya iş için geldi. Ama burada ömür gün yoldaşını da taptı ha? Yani her şey hayatta kısmet. Yani benim hayat hikayem aslında ne bileyim yani, belki iki tane anlatsam film olur. Oo. Başından anlatsam. Yıllarca İstanbul'da mücadele ver, bir şeyler yap müzik adına, ama şans Moskova'da yüzüme güldü. Ne bileyim, tabii ki bunu her zaman diyorum, Azerbaycan halkına borçluyum. Her zaman bunu, hiçbir zaman unutmayacağım. Her zaman minnettarım. Yani bugün çıkıp hiç dil bilmediğin bir ülkeye gel, dinini, ırkını bilmiyorsun. Abi buz gibi baksana. O yüzden burada bir şeyleri yapmak, bir şeyleri başarmak çok zordu benim için. Aslında Aytekin, ben müziği bırakmamak için Moskova'ya geldim, biliyor musun? Çünkü ben çok küçük yaşlarda Adana'dan İstanbul'a gittiğim için, İstanbul'da artık bütün aile, kovum akrabalar biraz baskı yaptı. İşte 20 yıldır buradasın, çık git, olmuyor bu, artık müziği bırak. Ben de yıllarca prodüktörlerle, Türkiye'nin en büyük prodüktörlerine imzalarım var. Bir arkadaşım çık git dedi Moskova'ya. Ya dedim, ne yapacağım Moskova'da? Dil bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Rus dilini de hiç bilmiyorum. Ya yok, nereden bileceğim Rus dilini ben, yazık. yani sonrasında dedim tamam gideceğim. Aile de baskı yapıyor. Ben Adana'ya gitmem. Sırf müziği bırakmamak için Moskova'ya geldim. Aha, küçük bir kafede başladım sahneye. Moskova'da. Tabii ya, ilk zamanlar kalmaya yerim bile yoktu. Ben inşallah bir gün sizi götürürüm o taraflara. Bir buçuk yıl Luna Noche diye bir restoran var. Gastello Ulisa, Sanan Bey sahibi. Buradan ona çok teşekkür ediyorum. Zaten olmasaydı hiç çok kötü durumdaydım. Sonra işte bu Sanan abiyi aradım. Abi dedim, böyle böyle dedim, kalacak yerim yok. O dedi gel dedi, benimle beraber dedi, burada yani restoranda kalırsın. Öyle bir hikayem var işte, 1,5 yıl o restoranın divanlarında. Program bitiyordu, normal o divanlarda akşam yatıyordum, sabah kalkıyorduk. Üzünde her zaman hoşbəxtlik, dilinde her zaman şükür olan Adil Karaca. Her gülüşün arkasında rahat bir hayat dayanmır. Onun bu xoşbəxtliyə çatmağı üçün hansı çətinliklərdən keçdiyini, nələr yaşadığını Adil bəyin öz dilindən eşidək. Yəni Adil Karaca olmaq üçün məhz Moskvaya gəldin. Sənin şansın Moskvada daha çox parladı. Amma sən Moskvaya gələndə sənin Moskvada heç kəsin yox idi. Heç kimseyi bilmiyordum, kimseyi tanımıyordum. Yəni şöyle bir insan var, insanın gerçekten kalbi çok önemli. Allah sevdiği insanların kalbine, bedenine öyle güzellikler koyar ki o öbür insanlar ona karşı ne bileyim saygılı, sevgili olsun. Benim de burada gerçekten çok güzel dostluklarım var, çok güzel arkadaşlarım var. Hepsinden razıyım, Allah da onlardan razı olsun. Bir de bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu Yusufcuğum, bu kiliseyi çekebilir misin? Bu çok eski bir kilise, ne bileyim belki 1000 yıllık serfteysen bir tarihi olabilir. Ev sahibi olarak her sahede bizi dikkat merkezinde saklayan Adil Karaca, hele imkan tapıp bize 17. esir Rusya milli memarlığının zirvesi hesab olunan Vasili Blajeni Kilisesi hakta gezen efsanenin de danıştı. Bunu yapan mimar, arkitektörün gözlerini adamın kör ediyorlar. Ben daha doğrusu aslında ismini unutmuştum. Az önce yine sordum ama unuttum. Çünkü Rusça kelimeleri böyle tam aklımda tutamıyorum. Uzun bir ismi vardı kilisenin. O zamanın kralı işte yaptırtıyor. Aynısından dünyanın hiçbir yerinde olmasın diye adamın gözlerini kör ediyor. Ne kadar acımasız bir hayat işte, görüyorsunuz. Bize de maraklıydı, tamaşaçılara da maraklıydı. Hayat yoldaşında nece tanış oldun? Türk gecesi vardı. Türk kültürünü tanıtan bir gece. O gecede onun bir kız arkadaşı var, Lüsa. Çocukluktan arkadaşlar. Zaten çok bir arkadaş ortamı yok. 2-3 tane çok yakın böyle bir arkadaşı var. Onun doğum günü bir kafede oturuyorlar. O kafeden Lusa da Türk kültürünü, Vostok'u çok seviyor. Bugün bir Türk gecesi var diyorlar. Gelin istiyorsanız bir oraya gidelim o kafeden.
Onlar da tesadüfen oraya geliyorlar. Ben de konserde ben çıktım o arada. Vallahi ilk gördüğümde dedim bu kızla ben evleneceğim. Aa, doğrudan. Evet evet öyleydi. Ve artık Adil'in iki çocuğu var. Bir oğlum, Adil'in bir kızım var. Ellerinizden öper. Var, Allah oğlan, bir kız. Olmayanlara nasip etsin. Amin. Böyle maraqlıdır. Evde Türk dilinde danışırsınız uşaqlarla yoksa Rus dilinde? Yani kızımla elimden geldiğince Türkçe konuşmaya çalışıyorum. Çünkü Kemal'i o hataya düştüm. Çünkü çocukla Türkçe konuşuyordum. Hep bana Rusça cevap veriyordu. Ben diyordum çocuk beni anlamıyor herhalde. Oysa ki aslında anlıyormuş. Şu an Adel aynısını yapıyor. Çok sıkıştığında bir şey istediğinde hemen babacığım diyor. Papa demiyor, babacığım. Aha. Benimle Türkçe konuşmaya başlıyor. Yani Rusça ama genelde Rusça konuşuyoruz. Ana Rus olduğu için ana Rus olunca hani diyorlar ya insanın ana dili diyorlar. Aha. Ana Rus olunca ister istemez uşaklar da Rus aynen, dilinde danışır. Bizim Adil'le gezintimiz devam eder. Hara gedir yani? Şimdi Sum'un içine girelim. Orada çok ünlü bir dondurmacı varmış. Məhz bura o turistler gelirse, gezmeye gelirlerse burada ne var ki hiçbir Moskva'nın hiçbir yerinde tapmak olmaz. Burada bir dondurmacı var istiyorsanız siz de bir tadına bakarsınız. Bəli, Moskva'ya gələsən o dondurmanın dadına bakmayasan. Mütləq dadına bakacağız. Adil'le bir yerde. Adil, sen Rus dilinde danışman bize maraqlıdır. Necə müraciət edeceksin? Здравствуйте, еще раз. Скажите, пожалуйста, ванильное можно, да? Mən bu günləri mütləq bu dondurmanın dadına bakacağım. Çünkü Adil tərifləyirsə demek burada buyur. Maraqlı. Yani tarifleme derken herkes buraya kim giriyorsa Rus da olsun, turistler de olsun muhakkak bu dondurmanın tadına zaten Moskova'da yaşayanlar bilirler burayı. Adil başka ne kaldı tadına bakmadan? Bak bu da bunun içinde şey de var herhalde bu limonatlar. Aha, yəqin Rusiyanın məşhur limonatlarından. Evet, evet, evet. Yaxşı? Fəri, yaxşı. Bir əlində dondurma, bir əlində limonat. Bir əlimdə mikrofon. Bizim gəzintimiz devam edir. Devam ediyor. Buradan Bolşoy Tiyatro'ya geçelim. Bəli. Orayı da bir görelim. Dünyaca ünlü Rusya'da dünyaya nam salmış daha doğrusu. Hı-hı. Çok güzel yerlerden biri tiyatro. Bir sözle Adil'le bir yerde Xəzər Televiziyası Moskvanı karış karış gəzirik. Bəzəkli məkanlar, insanı uşaqlığına aparan təamlar. Bir sözlə, nağıllar aləmində uşaqlığına geri dönən Aytəkin. Amma bu son deyil. Moskvanın soyuq və şaxtalı qırmızı meydanında gəzintimiz davam edir. Bizim hələ gəzintimiz davam edir, hə? Davam ediyor, bak Moskova sokaklarında böyle. Evdekilərə salam. Evdekilərə salam. Big salam. Красна девица, мы пойдем с тобой, разгуляемся, калика моя. Moskvanın mərkəzi küçələrindəyik, hə? Bəlkə bax burdan elə bir türk mahnısı, ifası gəlsin. Mənim anam göz bəbəyim, mənim anam cənnət mələyi, o qədər darxır ürəyim inan sənsiz. Kimsə vəz etməz yerini, öpürəm sənin əllərini,
evdekilere selam olsun. Olsun. Olsun bakalım. Adil söz verdi ki, bu dəfə alınmasa da növbəti səfərimizdə mütləq bizi böyük teatra gətirəcəkdi. Çünki 3-4 ay öncədən burada biletlər bitiyor. Aha. Öylə. Bura Bolşoy Teatr, Rusiyanın, Moskovanın dünyada işte ən ünlü tiyatro sahnelerindən biri. Çox tarixi bir yer. Adil, ümumiyyətlə necədir? Konserimə gəlirsiniz inşallah bir gün burada. İnşallah. Konser demişkən, Moskvada heç konsert verdin mi? Tabii ki canım. Aha. Bir dəfə deyil, çox dəfə vermişim. Konser salonlarında da olmuş. Amma kəndi özəl konserim olmamış böylə. Konser salonu, restoran ortamını demiyorum. Böyle Türk sanatçı arkadaşlarla olmuş, Azerbaycan'dan gelen sanatçı arkadaşlarla böyle aynı sahneyi beraber böyle paylaşmışız. Ya da Rusya'nın ünlü sanatçılarıyla aynı sahneyi paylaşmışız. Azerbaycan'da Adil'i daha çok tanıdılar çünkü Azerbaycan'da Adil daha meşhur. Böyle diyerdik. Sizi sevirəm. Biz elə buradan gedəcəyik. Adil'in dostlarıyla bir yerdə evdəkilərə salam verilişini davam edəcəyik. Moskvanın ən gözəl yerlərini gəzdik, biraz da söhbət etdik. Amma Adil dedi ki, Aytəkin, sizi elə bir yerə aparacam ki, orada doğrudan çox maraqlı, gözəl bir yerdir. Bura Rusiyanın, yəni Moskovanın ən elit tabakası bu bölgədə yaşıyor, Rublovka'da. Aha. Rublovka dediyin zaman zaten herkes bilir. Gelmek isterlerse zaten gelirler, görürler. Bura 14 hektar, çok büyük bir restoran. Gerçekten hoşunuza gitmese bana söyleyin, biz beğenmedik diye. Ama biz esas oldu bugünler Adil'in konağıyıq Moskva şehrinde. Bugünler Adil bizi hara aparsa, haranı gezdirse biz Adil'e tabiyik. Adil'in de bugünleri burada konakları olacak. Çünkü Adil tek değil, ona aziz doğma insanlar var. Her zaman Adil'in yanında olan böyle diye arkadaşları var ki, mütlak Adil onlarla bir yerde istedi ki tamaşaçıların karşısında olsun. Onlar kimlerdi? Elbette ki biz bunu birazdan bileceğiz. Az sonra. Az sonra, az sonra. Sponsorumuz həm böyüklər üçün, həm də uşaqlar üçün qurd əleyhinə vasitə Verazol. Qurd yumurtaları gözlə görülməyəcək qədər kiçikdirlər. Bir toxunuşdan belə keçə bilərlər. Ailədə bir neçə nəfərdə qurd xəstəliyi olarsa, ailənin digər üzvlərinin də müalicə alması tövsiyə olunur. Gecələr yatan zaman ağız suyunun ifrazı, dişləri qıcama, qarında sancılar, iştahının kəsilməsi qurd xəstəliyinin əsas əlamətləridir. Qurd xəstəliyi vaxtında müalicə olunmadıqda xroniki hala keçir. Bu da uşaq orqanizminin fiziki və əqli inkişafını ləngidir. Təbii komponentlərdən ibarət uşaqlar üçün xüsusi hazırlanmış Verazol imalə tübləri və böyüklər üçün tablet forması qurd xəstəliklərinin müalicə və profilaktikasında istifadə olunur. Verazol imalə tübləri digər vasitələrdən fərqli olaraq bağırsaqdan tez sovrulur və effektiv təsir göstərir. Əgər sizin də uşaqlarınızda bu əlamətlər varsa, Verazol istifadə edin. Verazol, sağlamlığın keşiyində ol. Qürbət eldə yaşamaq, orada tanınmaq çətin, çoxları üçünsə mümkünsüz olsa da, bugün o mümkünsüzü mümkün edənlərdən danışacağıq. Adil bəyin dostları və bizim fəxr olması həmvətənlərimiz. Xoş gördük hər birinizi. Adil qeyd etdi ki, Moskvada mənə əziz doğma insanlar var, dostlarım var. Həm mənim dostlarımdır, həm də Rusiyada çox tanınan insanlardır. Biz də sevinirik ki, bir Azərbaycanlı olaraq bizim belə tanınmış həm yerlərimiz var ki, Rusiyada da özlərini tanıtmağı bacarırlar. Şövqü də maşallah bir aktyor, şovmen kimi Rusiyada sosial şəbəkədə çox məşhurdur. Biz də sevindik, çünki mən özüm də diqqət etdim. Şövqünün müəyyən video rolikləri var idi ki, çox maraqlı roliklər var. Mən birazdan birini tamaşaçılara da təqdim edəcək. Amma Şövqü, KVN-də iştirak eləmişsən? Ha, KVN-də. Eləmişəm. Rudən. İkinci ildə?
2013-2013'dan birinci kanalda. 2018'e kadar. Yani Rusya'nın birinci kanalında. Hayır, böyle birinci bir kanalda. Halaldı da bana. Hakikaten halaldı. Elmar Bey de bilirim ki Rusya'da çok tanınmış diş hekimlerindendir ki hatta Rusya'nın tanınmış insanları Elmar'a müraciət edirlər. Xoşdur. Nə gözəl ki biz belə insanları tamaşaçılara təqdim edirik. Neçə ildir Rusiyada, Moskvada yaşayırsınız? Deməli 2010-cu ildən. 2010-cu ildən deməli mən burada internaturanı, ordinaturanı, aspiranturanı keçmişəm, kandidatlığa namizədliyi zəşitit eto müdafiə etmişəm, bəli. Siz onu demişdiniz ki, hətta studentlərə dərs deyirəm burada dövlət universitetində. Bəli, müəllim kimi çalışıram. Və bizim böyük bir klinikamız var. 800 kvadrat metr bir yerdir. Çox böyük bir medisinski centrdir. Sizə dəvət edirəm ora. Buyurun, gəlin. Bizə xoşdur. Yəni nə xoş ki, universitetdə dərs deyirsiniz, bir müəllim kimi də fəaliyyət göstərirsiniz. Adil, nə gözəl sənin dostların var. Yox, bəndə var mikrofon. Təşəkkür edirəm. Hər şeydən öncə bunun bir Azərbaycanlı olması insana Bəli. Qurur veriyor. Mən hər zaman deyirəm, uzayan kol bizdən yana həmişə olsun ki, ben fəxr edirəm etrafımda arkadaşlarım, dostlarım böyle oldukça. Yani bugün Elmar, Rusya'nın birçok ünlü dediğim gibi sanatçıları, futbolcuları hepsi Elmar'ın oraya gidiyor. Bu çok önemli bir şey. Şevki aynı zamanda 5 yıl Rusya'nın birinci kanalında böyle güzel programlar yapması, bu gerçekten bizim için onurdur, gururdur. Ancak... Şevki, o zarafatlar dediğimiz nedir? Məsələn, özün həm ssenaristsən, həm də aktyor. Hə, montajor da özüməm. Aha, daha çox bu, belə deyərdik, zarafatları sosial şəbəkə üzərində qurmuşsan. Əlbəttə. Bir blogger kimi həm də. Bəli, düzdür. Söhbətin bu məqamında yüz eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır deyib, bu hazır cavab həm vətənimiz Şövqünün maraqlı bir vaynına baxmaq yerinə düşər. Bundan sonra heç nə deməyəcəm. Adil, sənlə bir ifa işlək dostlarla bir yerdə. Tamam, olur. O zaman benim Azərbaycan Türkiyə adlı şarkımı okumak istiyorum. İlk defa sizin programınızda okuyacağım. Sözleri Baba Veziroğlu. Salamlayırıq buradan Baba müəllimi. Evet. O müəllim sizi çok Moskvadan salamlayırıq. Çok teşekkür ediyorum güzel sözlere göre. Maestro Ceyhun müzik. Ona çok teşekkür ediyorum. Okuyayım. Azerbaycan, Türkiye. Gelsin. Gelsin bakalım. Azad oldu torpağım, zirvededir bayrağım. En mukaddes bayramım, zefer Azerbaycan'dı. Mukaddes savaşım var, metin Türk kardeşim var. Seninleyem her zaman, Türkiye, Azerbaycan. Mukaddes savaşım var, metin Türk kardeşim var. Seninleyem her zaman, Türkiye, Azerbaycan. Senden yitirmez bir de tarih yazan serker. Her dalın düzün güzel, bal gibi sözün güzel, Karabağ Azerbaycan'dır. Bu yoldan dönmez geri, hak edalet eskeri, dünyanın şah eseri, Karabağ Azerbaycan'dır.
kız kız galasın, giyip bayram libası. Ben de bir Türk balası, canım Azerbaycan'dır. Sana verdim kalbimi, ilk aşkımı sevgimi, canımı yüreğimi, vatan Azerbaycan'dır. Sana verdim kalbimi, ilk aşkımı sevgimi, canımı yüreğimi, vatan Azerbaycan'dır. Senden yitirmez bir de tarih yazan serkerde, adın olan her yerde cennet Azerbaycan'dır. Yaşın dünyadan özel, her dalın düzün güzel, mal gibi sözün güzel, Karabağ Azerbaycan'dır. Bu yoldan dönmez geri, hak edalet eskeri, dünyanın şah eseri, Karabağ Azerbaycan'dır. İfalarına diqqət edəndə çox gözəl mövzular seçirsən. Hər zaman ifa etdiyi mahnıların belə deyərdik, diqqətlə yanaşırsan. Və gözəl kliplərin var mahnılara. Yəni bunun üçün əziyyət həm maddi, həm də belə əziyyət çəkmək lazımdır. Çünki Adilin istər mahnıları olsun, istər klipləri olsun. Yani ben işimi severek yapıyorum. Eğer ki bir insan işini severek yapıyorsa muhakkak onda başarı vardır. Eğer ki ben her zaman diyorum ya, bu çocukluktan gelen bir şey. Ben bugün 8 yaşında mikrofonu elime almışımdır. Ben her zaman demişimdir sanatçı olacağım. Hani az çok benim izleyicilerim, sevenlerim bilirler ki nasıl Adana'dan çıkmışım küçük yaşlarda İstanbul, sonraki işte Moskova ve dünyanın birçok yerlerinde sahne almışımdır. Eğer ki ben isteseydim hayatımın farklı, çok pahalı klipler yapmayabilirdim. Veyahut da işte şarkılar yapıp YouTube'dan, internetten bırakabilirdim. Benim çünkü hedeflerim başka. Ben bugün baktığımız zaman 10 tane belki daire almıştım. Onların kira gelirleriyle geçinebilirdim. Bunları bırakabilirdim. Ama benim hedefim o değil. Benim hedefim başka. Her zaman her şeyin en güzelini seyircilerime, sevenlerime sunmak. Bugün senin doğum günündür sevgilim, en hoş arzular dileğim. Tabii ki bana en çok uğur getiren Azerbaycan mahnıları olmuştur. Rusça yaptığım şarkılar olmuştur. Tabii ki bugüne kadar benim açımdan bana en güzel kimliği veren şarkılarımdan biri Menim Anamdır. Menim Anam göz bebeğim, Menim Anam cennet meleği, o kadar dar kırreğim inan sensin. Elmar Bey, yəqin ki Rusiyada tanınmaq bir həkim olaraq və Rusiyanın tanınmış sənət insanları ilə çalışmaq, işbirliyi etmək, yəni bu
sizə asanlıqla başa gəlməyib yəqin bu işdə. Çünki insanın ətrafı olmalıdır, tanışları olmalıdır və həmi işinlə özünü təsdiq etməlisən. Həm də ki, yəni o bayaq Adilə dediyim kimi gözəl bir işlər ərsəyə gətirib göstərməlisən ki, səni tanısınlar, bilsinlər və müraciət etsinlər. Bəli, mən sizə tamamilə razıyam. Bilirsiniz, bizim üçün biz qərib ölkədən bu ölkəyə gələn insanlarıq və biz burada doğulmamışıq, biz burada yaşamamışıq. Biz bura kim oxumağa, kim çalışmağa da hər kəsin öz bir məqsədi olub, bəli, və istiqamət olub. Əlbəttə ki, biz bura gələndə heç kimi tanımamışıq. Şəxsən mən bir tələbə kimi gəlmişəm, hətta olub belə günlər ki, burada Rusiyada studentski abed deyilir ona, 150 rubl qiymət var ona. Heç 150 rublumda yox idi, o studentski abedi alıb yiyim, acacına oxuyurduq. Amma yenə də görürsünüz, istidad olanda insanda, öz işinə sevgi olanda, görürsün, insan cəmaata rus dilində полезным быть, это yararlı olmaq. Yararlı olmaq insanlara, çünki hər şey bu dünyada pula bağlanmır da. Belə bəzi məsələlər var ki, sən insanlara da yararlı olmalısan. Kimlərlə çalışırsan Elmar? Siz onu mənim Instagram səhifəmdə görə bilərsiniz. İnanırsınız, heç hamısı yadımda qalmır, çünki çox insanlar var. Mən sizə deyim, demək olar ki, 80% incisənət ulduzları. Rusiyanın ünlü sanatçıları. Bəli. Hüseyin Qasanov, Vod, yes, Buzova. Xanla. Sonra Xanla. Bunlar mənə yaxşı bilər. Aynən, aynən. Çoxdur, çoxdur, çoxdur. Həqiqətən, hamısı yadda qalmır, amma hamısı biz çox sevirik. Onlar da bizləri çox sevirlər, çünki... Amma Elmar, yəqin ki, onlarla işləmək də çox çətin olar. Biraz bu sənət insanları, kaprizlər, yəni yəqin ki, elədir. Elmar kapriz mapriz dinləmiyor, ünləyi böyle vuruyor. biraz da yaxından mənə baxsanız görürsünüz ki, saçlarım da ağırmağa başlayıb. Bu bir zarafatdır. Bilirsiniz, hər insana öz podxod. Fərdi yanaşır. Fərdi yanaşır, bəli. Bilirsiniz, hər insan da, insanlar hamısı fərqlidir. Düzgün yanaşılmağı biləndən sonra hər şey rahat olur, heç bir problem olmur, hamı da razı olur. Doğrudur. Nə gözəl, biz sevinirik ki, bizim belə bir həkimimiz var ki, Moskvada artıq özünü təsdiq edib və etməkdə davam edir. Şövqü, sənlə danışaq. Kaç yaşın var? 30. Aha, hətta 30-dan da az görüntüsü var. Şövqü, burada doğulmuşsan, boya başı çatmışsan, yəqin universitet bitirmişsən. Ha, qutarmışam burada. Yəqin universitetdən bir mərhələ oldu ki... Yəqin universitetdən KVN-ə qoşuldun. Məktəbdə başlamışdım KVN oynamağa. Özdə bizim direktorumuz Narenko Yelena İvanovna Bakılı idi. Elə oldu ki, o məni kapitan komanda elədi. Demək, istedadın olub bir aktyor kimi, bunu məktəbdən hətta görüblər və qoşuldun TV-yə komandasına. Elə də başladım, orada kapitan oldum. Amma sən tamam başqa ixtisas seçmişsən, hə? Şövqü, yəni aktyor kimi... Aktyorları mənə götürmədilər, elə oldu ki, alınmadı orada. Özüm saran başladım KV-nə oynamağa heç. İndi aktyor kimi, aparıcı kimi, blogger kimi. Neçə min izləyicim var? 1 milyon. 1 milyon, ay maşallah. Yanlış anlamayın, 1 milyon yani temiz, hani başkaları gibi çoğaltma falan değil. Aha. Ben biliyorum. Elmar, sizin ne kadar izleyiciniz var Instagram'da? 2 milyon yarım. 2 milyon yarım. Bende mikrofon var. Ben yazık sanatçıyım. Türkiye, Azerbaycan, Rusya. Kaç? 115 bin. Ama şu var, bende neredeyse 70 binlerdeydi. Elmar kardeşim sağ olsun biraz böyle paylaşmaya başladı beni. 115 bine geldik ama biraz daha paylaş da. 1 milyona çattır. 1 milyona çattır. İlk defa burada size söylüyorum. Azerbaycan ve Rus dilinde bir şarkım inşallah çıkıyor. İnşallah Elmar kardeşim o klipte oynayacak. Şevki oynayacak ve
birçok ünlü isimler de olacak. O da sürpriz kalsın orada. Hayşelem, o klipte ben de yer alım. Adi, yoksa bu veriş gitmeyeceği yapıra. Gelin ben bir balaca aşı olsa diyeyim. O klipte hatta Hüseyin Kasanov da bizim yakın arkadaşımız, dostumuz oynayacağı. Sağ olsun. Sasha da Hamali de orada iştirak. Edeceğiz. Ne hoş, ne güzel. Ben söylemedim artık. Patron burada, patron söyledi. Tabii ki bu bir zarafattı ama hoştu ki sizi sosyal şebekede de bu kadar izleyirler. Adil, güzel şimdi bir... Şimdi benim mi? Benim anam gelsin ha. O zaman benim buradan anam. Buradan bütün analarımıza armağan olsun. Şevki kardeşimizin, annenin adı neydi? İlahe. İlahe annemizin ellerinden öpüyorum. İlahe annemize Elmar'ım için hakkın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun. Bütün analara armağan olsun. Bütün bu güzel analara şarkımız. Gelsin. Bye. Gelsin. Ben ömründen bir parça, gülüşünle dünyada bana bahşettin dünya. Hiç kim senden çok sevebilmez, bilirim ki ne de olsa yine koymazsan tenha. Beni eziyet çekip boya başa çattıran, elimi, yüzümü, gözümü öpen anam. Benim anam göz bebeğim, benim anam cennet meleği. O kadar darıkır yüreğim, inan sensiz kimse benzetmez yerini. Öpürem senin ellerini, bir ömür solmaz çiçeğim anam. Benim anam göz bebeğim, benim anam cennet meleği. O kadar darıkır yüreğim, inan sensiz kimse benzetmez yerini. Öpürem senin ellerini, bir ömür solmaz çiçeğim ana. Boya başa çattıran, elimi, yüzümü, gözümü öpen anam. Benim anam göz bebeğim, benim anam cennet meleği. O kadar darıkır yüreğim, inan sensiz kimse benzetmez yerini. Öpürem senin ellerini, bir ömür solmaz çiçeğim anam. Benim anam göz bebeğim, benim anam cennet meleği. O kadar darıkır yüreğim, inan sensiz kimse benzetmez yerini. Öpürem senin ellerini, bir ömür solmaz çiçeğim ana.
oxuyum. Allah bütün anaların canını sağ etsin, olmayanlara rəhmət eləsin. Cənnət anaların ayağının altındadır. Çox sağ olun. Elmarım ya. Çox sağ olun. Əslində, doğrudan bizə də xoşdur ki, mən sevindim Adil deyəndə ki, bəs bizim belə istedadlı azərbaycanlılarımız var ki, Moskva şəhərində yaşayırlar. Orada artıq tanınmış insanlardır. Bizim belə həkimimiz var ki, Azərbaycandan da çox Rusiyada tanınır və özümə bir borc bildim ki, Elmar, sizi də biz çəkək, göstərək, Azərbaycanda da izləsinlər və fəxr edirik biz hər ikinizlə. Elmar, nə sizə deyirsiniz? Mənim bir balaca əlavəm var, bəli, sevgi, sevginə bağlı. Bilirsiniz, istidadlı insanlar. İstidadı gizlənmək olmur. Bilirsiniz, bəli, mümkün deyil. Mənim sağımda istidadlı bir insan oturub. Mənim dostlarımın anaları, demək ki, deyək mi, Navaidi, Xamalin, zəng vurub mənə deyərlər ki, xahiş edirik sizdən, biz Adil bəyi çox sevirik. O istərdik ki, o da bizim toyumuzda iştirak etsin, bir şarkılar olsun. Öpüyorum annelerimizin ellerinden. Annelerimizin. Aynı zannı. Sevinç. Bəli, sevinç annelerimiz. Buradan selamlıyoruz. Öpüyorum sizləri. Yəni ki, demək istəyirəm, həqiqətən istedadı gizlətmək olmur. Səni tamaşaçılar sevir, biz səni sevirik, efir insanları, televiziya işçiləri. Hər zaman Adil Moskvadan Azərbaycana gəldisə, sevərək, sevə-sevə efirlərimizə dəvət edirik. Çox sağ ol, var ol ki, Xəzər televiziyasını, evdəkilərə salam verişini sevə-sevə Moskvada qarşıladın. Öncəliklə, sana ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Xəzər TV ailesi benim için gerçekten çok önemli. Her zaman bana bu sanat hayatında çıktığım basamaklarda her zaman çok yardımcı oldu, yanımda oldu. Çok teşekkür ediyorum Xəzər ailesine. Bəli, biz de size ne teşekkür ederiz. Hep beraber. Evdekilere salam. Hep beraber. Evdeki kameraya bakıyoruz. Bir, iki, üç. Evdekilere salam olsun. Ama sonunda Adil'in güzel bir ifasıyla Moskva şəhərindən evdəkilərə salam deyirik. Hava qədər, su qədər ehtiyacım var ona. Heç kəs çalışmasın onu əlimdən almağa. Ah, necə vurulmuşam mən hər gün onun üçün. İçib, içib, içib sərxoş olmuşam. Hər kəsin bir həyat hekayəsi var.
bilmədiyimiz, eşitmədiyimiz. Biz bu gün Adil Qaracanın həyat hekayəsindən bilmədiyimiz məqamları eşitdik. Həvəsdən düşmədən, yıxılmadan arzularının arxasınca getmək və ona nail olmaq. Ən əsası, zirvəyə qalxdıqca gəldiyi yeri unutmadan, sadəliyini, səmimiyyətini və insanlığını itirmədən doğru yolda addımlayan bir Adil Qaraca tanıdı. Getdiyiniz bu yolda heç vaxt büdürəməmək arzusu ilə sizdən ayrılıb, Moskvada növbəti məşhurumuza salam aparmaq üçün yolçu yolda gəlir.